Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarı 10 gündür başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolup 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğer Tutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Otopsi işlemlerinin ardından 9 Eylül'de defnedilmişti. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar 10 gündür Narin'in mezarına ziyarette bulunuyor. Mardin'den gelen diğer Emer ve eşi Narin Güran'ın mezarını ziyaret edip Fatiha okudular. Eşimle geldim, Mardin'den geldik. Narin'in mezarını ziyarete geldik, bir Fatiha okuyalım dedik. Hani bir nebze de olsun en azından toprağını görmek. İçimizdeki bu acıyı, yarayı dindirmek olsun. Hani içimizi rahatlatmak istedik bir nebze. Hani insan diyor ya, toprağa dokununca bir nebze de olsa yüreği soğurmuş. Yani şöyle söylemek istiyorum. Kısacası Narin ölmedi, insanlık öldü. Hani burada toprağa koyduğumuz küçük bir beden değil de insanlığı biz toprağa gömdük. Sonuçta hani burada küçük bir evladı kim niye öldürsün? Hiçbir sebep, hiçbir sorun bir insan, küçük bir insanı, hele ki günahsız bir insanı öldürmeye veya toprağa koymaya teşkil etmez. Yani bu sonuçları doğurmaya hiçbir sebep yeterli değildir bence. Adana Yüreğir'den gelen Veysi Ekin ise söylenecek bir şey olmadığını, küçücük bir çocuk 8 yaşında olduğunu ifade etti. Valla buna söylenecek bir şey yok aslında. Gördüğünüz gibi yani küçücük bir çocuk 8 yaşında daha. Yani söylenecek bir şey yok. Ben yani şu an duygularımı bile söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten çok kötü bir durum. Yani Türkiye'de böyle bir şeyin olması çok kötü bir şey. Yani ben daha ne diyeyim yani bilmiyorum. Biz ailece Adana'dan geldik. Adana Yüreğir'den, Doğankent'ten. Kızımızı üniversiteye gittik, Dicle Üniversitesi'ne. Oradan da ille ziyaret edeceğiz dedik ve ailece geldik. Batızlarımla falan, çocuklarla hep beraber geldik. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet etsin. Allah kimsenin başına vermesin. İnşallah bundan sonra daha böyle şeyler yaşanmaz.